ben de şey düşünmüştüm. Hani en kötü dişten başlamayalım, en iyisinden başlayalım ki hani o beni belki korkumu azaltır demiştim. Hani hafifse, kolaysa devam ederim demiştim. Ama bir duydum ki hem 3 diş yapılmış, hem en kötüleri yapılmış. Ben onun farkına bile varmadım ve ben bundan çıktıktan sonra hem rahat bir şekilde o kadar bir emin çıktım ki o bana çok iyi geldi. Mesela benim buradan o işlemi yaptıktan sonra çıkışım sizin sabrınız, sizin ilginiz, sizin zamanınız verdiğiniz zaman. Hani bazı insanlar belki ilk başta şunu düşünebilir, yurt dışında benim de çok düşündüğüm şey. Acaba hani para, yeter ki para getirsin, yeter ki işte para kazanalım falan. Kesinlikle ve kesinlikle onun bir şey yaşamadım. Diğerlerinde yaşadım. Birkaç sordum yani, yaşadım. Önemli tek yani konu genelde maddiyattı ama burada gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Çıktıktan sonra bile ben hala bir saat ona şok olayım. Ben nasıl oturdum? Ben nasıl bunu yaptım? Ben nasıl bunu cesaret ettim? Ben hala bana herkes dişimi soruyor. Ben şeyi anlatıyorum. Ya ben onu nasıl yaptım? Ben ondan nasıl oldum? Hiçbir şey hissetmedim. Tek korkum şey kalmıştı. Hani uyuşturmalar falan geçtikten sonra. Acaba ağrılar gelecek mi diye kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şey yoktu. Gerçekten diye hani dediğiniz gibi hiçbir şey hissetmedim. İğneyi bile hissetmedim. İğneyi ne zaman yaptı ben onu bilmiyorum. İğneyi nasıl yap? Ben iğneyi bile görmedim bile yani. Biraz şey yaptı, kapak, yüzü kapaklı yaptı, göstermemene özen gösterdi. Ve her şeyi de anlattı. Ne yaptığını, ne ettiğini, her şeyi güzelce anlatıyordu. Ama yani bu kadar üç diş bir arada ya da iğneler falan, ben hiçbir şey hissetmedim. Hatta aşağının komplesini yaptık. Plus bir de temizliğini yaptık ve o taşları falan yaptık. İnanın ben orada gayet rahattım. Çok teşekkür ediyorum. Bendeki korku çoğu insanda yok. Herkese parça parça vardır. Eğer ben bunu yaptıysam bunu herkes yapar.